Merhaba arkadaşlar, Mucize Yumak YouTube kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz motif yapımını anlatacağım. Çok basit ama bir o kadar da güzel bir motif. Şöyle yakından da görelim. Ben şöyle farklı renkler çalıştım ki siz de görün diye. Şimdi hemen 3,5 milim tığımı ve iplerimi söylüyorum arkadaşlar. Nako Pırlanta var ve Elite Baby var. İki markayı karıştırdım. Elimde olan iplerle yaptım ben. Sizler tabii ki ya bebek battaniyesi ya da işte kırlent ya da yastık kılıfı, şal, diz örtüsü yani ne yapmak isterseniz, hatta çanta modeli bile olabilir. Kağıt iple, artık motif de çok moda biliyorsunuz. Kağıt iple bile örülebilir. Nasıl örerseniz renklerinizi ona göre ayarlarsınız. Önceden halledersiniz. Şimdi hemen yapımına başlıyorum. Dediğim gibi ben şöyle elimde Nako Pırlanta vardı. Bu rengi sevdim. Bir tane bundan yapacağım. Şöyle. Diğerleri de bir tane koton ipim vardı ama hiç markasını bilmiyorum. Bunu kullanacağım. Bir de şöyle artan iplerim vardı. Elime hangisi gelirse onu kullanacağım. Şöyle şimdi orta kısma hemen şununla yine başlayayım. 3,5 milim tığımı aldım. Şöyle yapalım motiflerimizi. Genelde bebek battaniyesi için bebek ipleri tercih edin. Çok daha kaliteli ve düzgün oluyor. 3,5 milim de tığım var. Şöyle sihirli halka yapımıyla başlıyoruz. Sihirli halka nasıldı? Şöyle doluyorum ipimi parmağıma. Şuradan tığımı geçiriyorum. Çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. Üzerine aldım. 1, 2, 3. 3 seferde, yani 3'lü trabzan yapmış oldum. Araya bir zincir, üzerine aldım. 1, 2 de bırakıyorum. Üzerine aldım. Bir tane. İkincisinde iki tane. Şimdi hepsini çekiyorum. Yani yarım trabzanları birleştirmiş oluyorum. Şimdi araya bir zincir. Tekrar aynı şeyi yapıyorum. Bir defa daha göstereyim. İlkinde bir tane. İkincisinde iki tane. Tığımda iki tane olduğu zaman üzerine bir tane daha alıyorum. Sonra tekrar. İlkinde bir tane. İkincisinde iki tane. Şimdi tığımda üç tane var. Hepsini birden çekiyorum. Şimdi toplam, araya hemen bir zincirimi yapayım çıkmasın. Bir, iki, üç tane bu şekilde yaptım. Toplam bunlardan hemen sayıyorum, yanlışlık olmasın. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, 8 tane yapacağım. Şu anda 3 tane yaptım. Hemen hızlıca 8 tane yapıp dönüyorum. Evet, toplam şu kısımdan 8 tane yaptım. Şimdi araya bir zincir yine. İlk yaptığım zincirin şu tepesinden de, yani orta kısım oluyor aslında, kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi ikinci ipime geçeceğim. Siz tek renk yapacaksanız burada ipinizi kesmeyeceksiniz. Hemen diğer ipimi alıyorum. Şöyle sarı kullanacağım ben. Şimdi şu herhangi bir boşluktan, şu boşluklardan birinden ipimi geçirdim. 1, 2, 3. 3 tane zincir çektim. Üzerine aldım. Araya, yani aynı boşluğa trabzan dolduruyorum. İkili trabzan yapıyoruz. Toplam 4 tane. Şu çektiğim zinciri de saydım. Sonra 3 tane yaptım. Yani toplam 4 trabzan sayıyorum. Araya zincir falan çekmeden bir sonraki boşluğa geçiyorum. Hemen buraya da 4 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Ve bu şekilde her birini tamamlayacağım. Bütün boşlukları. Bu şekilde. Sonra sıra sonunda da yine birleştirme kısmını göstereceğim. Bakın şu boşluklara batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. İkili trabzanımız neydi? İlk ikisini çıkarıyorduk. Sonra diğer ikisini.
Bu şekilde tüm sırayı yapıp dönüyorum. Şimdi aynı şekilde burada da sarı yapmışım. Şu sarı kısmı yani ikinci sırayı yapıp bitiriyoruz. Evet arkadaşlar. 8 kısım şöyle dörtlü örmüş olduk. Şimdi şu kısımdan yine kaydırma yöntemiyle çekiyorum, şöyle birleştiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Zaten ipim düğümlüymüş şuradan. İpimi kesiyorum. Şimdi bir diğer renge geçeceğim. Şuradan ipimi şöyle arkaya alıyorum. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Üçüncü sırama devam ediyorum. Şöyle ipimi sabitliyorum bir tane zincir çekerek. Herhangi bir noktadan, boşluktan yani, herhangi bir boşluktan ipimi geçirdim. Şimdi 1 2 3 şu kahverenginin ortasından, kahve mi hardal mı biraz farklı bir renk, şunu tam ortasından ipimi çıkardım. 1 2 3 yine şu ikisinin ortasına batırıyorum. İpimi şöyle çekiyorum. 1 2 3 yine aynı şekilde bu şekilde her birinin ortasına batırarak bu sırayı tamamlıyorum. Yani ilk önce şu kısımları oluşturduğumuz sırayı yapıyoruz. Sonra üstünü trabzanlarla dolduracağız. Şimdi bu şekilde sıranın sonuna kadar geliyorum. Evet, son kısımdayım arkadaşlar. Yine 3 zincirimi çektim. Buradan, bakın buradan bir diğerine atlıyorum. Şöyle çekiyorum. Buradan da diğeriyle birleştirip ipim buradan hepsinden çıkarıyorum. Yan tarafa trabzan yapabilmek adına kaydırma yöntemiyle geçiyorum. 1 2 3 tane trabzan yapıyorum. Üzerine alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Üzerine alıyorum. Bir tane daha ikili trabzan. Araya bir tane zincir çekiyorum. Aynı boşluktayım. 3 tane daha trabzan yapıyorum. Hepsi ikili trabzan, söylememe gerek yok. Şu sarı kısmın üstüne arada bir zincir olmak şartıyla 6 tane trabzan yaptım. Bir diğer sarı kısmın üstüne geçiyorum. Arada bir zincir var. Yine aynı şekilde 3 trabzan. Araya bir zincir. Tekrar 3 trabzan. Şimdi burada köşe oluşturabilmek adına, şimdi buna diğerine geçtim yine bir zincirle. Şimdi artık burada üçüncü kısımda köşe oluşturabilmek adına, özür dilerim, şuraya geçerken de galiba bakıyorum hemen. Evet, geçiş. Şurada iki zincir çekecektim. Bakın iki sarı grup yaptım. Sarı gruptan kastım yukarısı. Kafanız karışmasın diye. Aralarda şöyle sarı grubun üstü 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan. Yine arada bir zincir. Sarı grubun üstü 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan. 2 grup yaptıktan sonra 2 tane zincirle geçiyorum. Bakın 2 sarı grubun üstünü tamamladım. Böyle daha kafanız karışmaz. 2 trabzanla geçiş yaptım. Çünkü bu bir sonraki yerde köşe oluşturacak. Yani aslında şurayı yapmış oldum ben. Bakın iki sarı grubun üstünü tamamladım. Şurası
Bir sonraki yerde köşe oluşturacak. Şurada iki zincir çekiyorum. Yine iki zincirden sonra hiçbir farklılık yok. 3 trabzan, araya bir zincir, 3 trabzan. Şurada sadece. Şimdi birinci grubumu yaptım, bir sarıyı. İki sarı yaptıktan sonra yine iki zincir. İki sarı yaptıktan sonra yine iki zincir. İki sarı yaptıktan sonra yine iki zincir. Bu şekilde sıramı tamamlayacağım. Şimdi bir zincirdeyim. Çünkü daha bir tane sarı bitirdim. Şimdi iki sarıyı bitirdikten sonra iki zincir yapıyorum. O da yine bir sonraki sıramda ikinci köşem olacak. Köşe gruplarını oluşturuyorum iki zincirle. Şu anda hemen bakıyorum. İki zincirim neredeydi benim? Şuradaydı. İki zincirden sonra ne yaptım? İki sarı grubunda üstünü tamamladım. O yüzden yine iki zincirli kısımdayım. Bu şekilde her birini tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, son kısımdayım. Yine burada da iki zincirimi çekiyorum. Şimdi birleşimi yapayım. 1, 2. İlk çektiğim zincirlerin tepesinden kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Artık beyazla da işim bitti. Son sırada olacağım. Şu beyaz kısmını ben eflatun renkli öreceğim. Şöyle bir arkaya alayım ipimi. Bakın, köşe yerlerinden iki zincir çektim. Şöyle göstereyim. Şu kısımlarda iki zincir var. Diğerlerinde bir zincir var. Şimdi eflatun rengimi alıyorum. İpimi sabitliyorum. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gidiyorsa. Köşe yerden başlamak istiyorsanız zaten belli köşeler. Şöyle ben ortadan başlıyorum. 1, 2, 3. Artık son sıradayım. Yine ikili trabzan yapıyoruz. Her boşluğa 3 tane trabzanımı yapıyorum. Arada bu sefer şu bölümlerde, ortalarda yani, zincir yok. Sadece köşelerde çekeceğiz. Zincirsiz bir şekilde diğer boşluğa atlıyorum. 3 tane trabzanımı yapıyorum. Bakın köşeye geldim. Yine zincirsiz bir şekilde atladım. Köşede, ipim şurada karışmasın, arkaya alayım. Köşeye geldiğim vakit arkadaşlar, ikili trabzan değil, üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Üzerine aldım. Tığımda şu anda 3 tane var. Önce bir tanesini, sonra 2 tanesini, sonra diğer kalan 2 tanesini yapıyorum. Bu kısımda kasma olmasın diye şöyle uzunluğu fazla olsun diye 3'ü trabzan yapmış oluyoruz. Araya şimdi 1, 2. 2 miydi, 3 müydü? Hemen bakıyorum. 1, 2, 3 tane. 3 tane çekmişim. 1, 2, 3 tane trabzan. Üzerine aldım. Aynı noktadayım. 1, ikincisinde 2 tane. Üçüncüsünde 2 tane. Birincisinde 1 tane. İkincisinde 2 tane. Ve sonuncusunda yine 2 tane. Üçlü trabzanımı yapıyorum. İlk köşem oluştu. Hemen sonraki boşluğa geçiyorum. Arada zincir falan yok. Bu sefer 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Atlıyorum diğer boşluğa. Bu şekilde tamamlayacağım. Köşelerde zaten köşeler belli 2 tane zincirden dolayı. Aralarda trabzan aralarında zincir yok. Şimdi köşeye geldim.
1. 3'ü trabzan yapıyorum. İlk 2, sonra 2. Bu şekilde her bir sırayı bitireceğim. 3'ü trabzanlarımı yapıyorum. 3'ü trabzandan sonra ortaya 3 tane zincir. Yine üzerine aldım. 3'lü trabzanlarla bitiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar motifimin son sırasında örmüş olacağım. Şöyle bu kısmı da bitireyim. Evet. Bakın. Gayet güzel. Bu renkler de hoş oldu. Bu şekilde şurada zaten köşelerde belli dediğim gibi iki zincirden ötürü başka hiçbir farklılık yok. Şimdi bu sırayı da bitireyim. Artık ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna kadar geldim. İlk çektiğim zincirin tepesinden kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. İpim sabit olsun diye şöyle daha ince bir tığ alarak hemen arkadan temizliğini yapıyorum. Çok basit ve çok hoş bir model bence. Birçok yerde kullanılabilir. Ama yine en çok galiba bebek battaniyelerinde ya da gerçekten kağıt iple harika durabilir. Çantalarda çok şık duracaktır. Denerseniz mutlaka Mucize Yumak Instagram hesabından benimle de paylaşabilirsiniz. Şuradan hemen iplerimi temizleyeyim. Siz daha uzun gezdirebilirsiniz. İplerinizi daha güzel temizleyebilirsiniz. Ben şöyle zamandan çalmayayım diye hemen hızlıca temizledim. Evet, şöyle motifimi de düzeltiyorum. Yaklaşık 11 santim oldu arkadaşlar bu arada. Ben iki türlü ip kullanmıştım. Dediğim gibi Nako Pırlanta ve Elite Baby. İkisinin dokusu biraz farklı. Elimde onlar var diye kullandım. Normalde bir proje yapacak olsam ikisini kullanmazdım. Pırlanta bir tık daha çünkü ince geldi. Şu mesela beyaz ve eflatun bir tık ince. Diğerleri Elite Baby daha bir tık daha kalın. Dediğim gibi 11 santim büyüklüğünde bir motif elde ettim. Farklı iplerle tabi farklı santimler elde edebileceksiniz muhtemelen. İzlediğiniz için teşekkür ederim buraya kadar izlediyseniz. Yorum yapıp beğenirseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olunuyor. Abone olursanız her videodan faydalanabilirsiniz kolayca. Hemen her attığım videoda çabucak görebilirsiniz. Dediğim gibi Mucize Yumak Instagram hesabından da aktifim. Orada da sorularınızı cevaplıyorum. Orada da daha aktif bir şekilde püf noktalar, teknik bilgiler paylaşımlarında bulunuyorum. Orayı da takip alırsanız sevinirim. Şimdiden yapacak arkadaşlara kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın.